Seçim 2023'ten mutlu akşamlar efendim. Seçimlere artık çok az bir süre kaldı. 2023 sandık yarışı için geri sayım başlamışken bizler de önemli isimleri sizlerle buluşturmaya, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam yine önemli bir isim bizlerle birlikte. AK Parti milletvekili adayı Sayın Mustafa Hamarat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese, izleyen herkese, dünyanın neresinde olursa olsun orduyu seven herkese çok selamlarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Murat, bugün aslında sizler için de ordu için de önemli bir gündü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri öncesi bir miting gerçekleştirdi Cumhuriyet Meydanı'nda. Orduya misafir oldu. Bu mitingin değerlendirmesiyle başlayalım dilerseniz. Oldukça da keyifli ayrıldı gibi gözlemledik ama doğru mu gözlemledik? Evet, dün akşam burada ordularımızı mitinge davet etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya, karşılamaya davet etmiştik. Öncelikle ordularımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir karşılama yaptılar. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ordumuzu ihmal etmedi. Bütün o yoğun programına rağmen güne 3 miting sıkıştırarak, sığdırarak Giresun'da Samsun'a ordu üzerinden geçerek ordu mitingimizi yaptık bugün. Çok güzel bir miting oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ordu sevgisi artık tartışılmaz. Bütün ordular bunu biliyor. Sözlerine de böyle başladı zaten. Değil mi? Orduyu seviyorum, ordu evet. Benim için özel dedi. Yani, orada fethetti gönülleri zaten. Daha belki fark etmişsinizdir. Miting alanına geçerken bile indiğinde ben ilk defa o kadar mütebessim gördüm mesela. Yani müthiş bir pozitif enerjiyle ve latife, hatta bana da biraz takılarak latife evet, yaparak. Evet, aslında onu da ayrı isteyecektik. Orada bir uzun, yani diğer adaylara nazaran diyelim, sizin olduğunuz yerde biraz durdu. Orada bir sohbet gerçekleşti. Evet. Kameralara evet. Yansıyan, orada ne konuştunuz, özel ne söyledi, onu merak ettik açıkçası. Yani bir latife yaptı bana. Hani alanla ilgili. Ben de alanımız çok sizi bekliyor, çok coşkulu Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Öyle bir konuşma oldu. Güzel bir miting oldu. Evet, ekranlarda da şu an görülüyor evet. Zaten orada sizinle bir şeyler konuştu ama ne söyledi bilmiyoruz. Mimiklerinden de sıcak bir sohbet belli ama içeriğini işte size soralım dedik. Yani hepsini söylemeyeyim diyormuşum ben de. Şimdi güzel bir latifeyle takıldı bana. Ve peşinden de bütün herkesle tokalaşarak uzun uzun, yani acele etmeden çok rahat bir şekilde miting alanına çıktı ve orduların coşkusunu da görünce miting alanda da gerçekten o morali, motivasyonu çok yüksekti. Hı hı. Orada zaten hemen şeyle başladı, biliyorsunuz o genç, bizim teşkilatımızın astığı güzel sözlerle başladı. Vardı. Başladı. Zaten alan Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce yine bölgemizin bildiğim abimiz Numan Kurtulmuş Bey konuşma yapıyordu. Salon diyorum, meydan çok coşkuluydu. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok coşkulu bir şekilde tamamladı. Hatta miting bittikten sonra da hemen ayrılmadı sahneden. Onu da fark etmişsinizdir. Evet. Biraz oyalandı. Orada engelli vatandaşımız vardı. Onunla diyalog kurdu. Peşinden uzun uzun el salladık. Öyle evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir ambiyans oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın evet, yani ordu sevgisi gerçekten tartışılmaz. Yani bunu zaten bütün icraatlarda görüyoruz. Hiç ne istediyse ordu, gerçekten Cumhurbaşkanımız bütün imkanları zorlayarak ordumuza şimdiye kadar hep verdi. Bir de kadro olarak da hep çok kaliteli kadroyla çalıştık orada. Yani gördüğünüz gibi orada Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Daha önce partimizin Kurucular Kurulu da, Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu üyesi, bakanlık yapmış bir büyüğümüz. Peşinden bu seçimde de yine liste başına en sevdiği bakanlardan birisini gönderdi. Mahmut Hocamızı gönderdi. Mahmut Özer Hocamız da buradaki mitingde de gördünüz. Onu da ordular çok benimsedi, bağrına bastı. Yani artık ordulu hemşerimiz Mahmut Hocamız da. Ve milletvekili adayı kadromuzda gerçekten güzel bir dağılımla. Evet, ama Mustafa Hamarat'ın yeri ayrı galiba o listede diyelim. Hani şöyle ki, ilk aday tanıtım toplantısında da Mustafa'yı biliyorsunuz zaten dedi. Hani belki de evet. Genel merkezde de uzun yıllar görev tabii. Yapıyor olmanızın etkisi, katkısı vardı. Daha önce ordu milletvekilliği yapmış bir isimdiniz. Bunu daha önce konuşmuştuk ama bu durum size ekstra bir sorumluluk hissettiriyor mu?
Aslında parti kuruluşundan önceye dayanıyor biliyorsunuz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani Cumhurbaşkanımız, oranın en genç o zamanlar genç avukat iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukatlığını yaptım. Yani Cumhurbaşkanımız imzalı vekaletnamesi olan nadir avukatlardanım. Dolayısıyla çalışmamız çok eski. Bizim çalışmalarımızı önceden bilir. Sayın Cumhurbaşkanımızla sonra partide işte çalışmalarımızla beraber olduk. İlk listeye giren 550 kişiden birisiyim. Orada da listedeydim. 2002'de, 2007'de seçildik, 2011'de seçildik. Yani seçilmediğimiz dönemlerde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim ismimizin altına üç imzası var. Yani genel sekreter yardımcılığı benim üçüncü defa yenilendi. Yani genel merkezde, altı yıldır da genel merkezde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz tabii çok eski. Yani tabii ki sorumluluğumuzu artırıyor. Bilinmiş olmak, bunun ilan edilmesi bizim tabii ki sorumluluğumuzu artırıyor. Biz de ona göre çalışmalarımızı tabii ki daha fazla yapmak zorundayız yani. Bugün ben miting alanında tüm adaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı karede bir görüntü verirken birisi şöyle bir yorumda bulundu. Dedim doğru bir değerlendirme aslında, seçmen vatandaş gözüyle. AK Parti listelerine baktığımızda sürekli bir değişim ve yenilenme görüyoruz. Yani her yıl aynı isimlerle seçmenin karşısında değiller. Evet. Bu çok önemli bir kriter galiba seçmen için. Tabii. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya, değişim siyasetin gıdasıdır diyorum ben. Her yerde bunu söylüyorum. Gerçekten siyaset değişimi istiyor. Yani çünkü bu millet hizmet için yapılan bir şey. Belli bir süre yapıyorsunuz. İnsanlar yorgunluk oluşabiliyor. Yüz eskimesi oluyor. İster istemez kadro çalışması çok önemli. Takım çalışması çok önemli. Siyaset takım çalışması. Takımda nasıl futbol oynarken arada yorulan değiştiriliyor, yerine yenisi konuyor. Bir dahaki maçta tekrar oynatılıyor falan gibi düşünün. Siyasette bir takım çalışması. Önemli olan hizmetin aksamaması. AK Parti bunu çok güzel yapıyor dediğiniz gibi. Bu değişimi yönetmek de çok önemli. Belli bir dönem yeni arkadaşlarımız devreye sokulurken, işte bu dönemde olduğu gibi daha önce milletvekili yapılmış arkadaşlarımız da tekrar adayı gösterilebiliyor. Giresun'da ikinci sırada mesela Ali Temür abimiz var. Ben de çok sevdiğim bir dostum. O da mesela 3 dönem ara verdi, hatta 2011'den beri milletvekili değildi. 12 yıl sonra tekrar listeye konmuş oldu. Daha önceki dönem yapmıştı. Ben de daha önceki dönem yaptım. Tekrar listedeyiz. Yani Türkiye'nin birçok yerinde böyle şeyler oluyor. Bu arada dinlenmiş oluyoruz. Başka işte uğraşmış oluyoruz. Siz alan değişikliği yapıyoruz. Genel merkezde işte çalışma yapıyoruz. Teşkilat çalışmalarına katılıyoruz. Bu arada tekrar ihtiyaç olduğunda tekrar devreye giriyoruz. Önemli olan hizmetin aksamaması ve takım bayrak yarışı diyoruz biz buna. Bayrağın yere düşmemesi önemli. Yani kim yorulursa öbürüne veriyor. Önemli olan bayrağın yere düşmemesi, hizmet bayrağının yere düşmemesi diyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Orada özelinde aslında bir nevi 20 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'de neler yapıldı, bunu anlattı önce. Daha sonra orada yapılanları, tabii bunları bir gösteri şeklinde de sundu ordulu seçmene. Daha sonra ordudaki yatırımlarla da başladı. Ama özellikle genel konularla sohbete başladığımız için genelden gitmek istiyorum. Millet İttifakı'na yönelik bir VTR izletti ordulu seçmenlere ve deyim yerindeyse vicdanlara seslendi diyebiliriz. Ve birçok kararsız seçmen de belki bu video, bu gösterim sonrası kafasında neye oy vereceğine dair bir fikir edindi ya da karar verdi ya da etkili oldu diye düşünüyorum ben. Siz neler söylemek istersiniz? Neden ihtiyaç duyuluyor bu seçimde böyle bir hazırlıkla seçmenin karşısına çıkmaya? Şimdi şöyle hatırlatmak gerekiyor. Türkiye'de biz 2002 yılında, yani 2001 yılında parti kurulurken, 2002 yılında milletimiz karşısına çıkarken bir dertle çıktık. O zamanki siyasi atmosferi biraz hatırlatmak gerekirse, insanlar siyasetçileri neredeyse görmek istemiyordu. Bizim birçok köyde ilanlar vardı, siyasetçi girmesin, köye almayacağız diye. Ya, o kadar itibarı siyasetçinin ayaklar altına alınmıştı. Neden? Çünkü siyasi kavgalardan milletimiz bıkmıştı. Öyle bir sistem vardı ki Türkiye'de. Koalisyonlar kuruluyor, kurulamıyor, partilerden transferler oluyor, her gün erken seçim konuşuluyor, uzun vadeli projeler yapılamıyor, hizmetler yürütülemiyor, temel hakları yıllarca bitirilemiyor. Yani artık siyasetçiden hizmet almak hayal haline gelmişti. Birden AK Parti siyaset sahnesinden çıkar çıkmaz hizmetler hızlandı. Yani duble yollar yapıldı, tüneller açıldı,
Yani köprüler yapıldı. O hayal acaba olur mu dediğimiz köprüler yapıldı. Yani biz bazen biz bile yani içinde olduğumuz halde ya acaba bunu da yapabilir miyiz diye böyle tereddüt ettiğimiz köprüler. Mesela Çanakkale Köprüsü en son yapılan değil mi? Evet. Yani onu yani bize bile sorsan ya yaparız mı onu bilemem belki yaparız derdik yani. Bak onu yapıldı, Körfez geçişi öyle. Dünyadaki en büyük projelerin büyük bir kısmı Türkiye'de yapıldı bu dönemde bu kadar büyüklükte. Şimdi bu hizmet kısmı. Bir de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bir şeyi hatırlatmak lazım burada. Türkiye AK Parti'ye gelene kadar çok zaman kaybetti. Çok yıllar kaybetti. Çok nesiller kaybetti. Yani 80 öncesi sağ sol meselelerinde, daha sonraki zamanlar terörle mücadelede. Yani gencecik canlarımızı verdik bu ülke için. Şimdi bu kayıpların esas sebebine inilemiyordu siyasi istikrar olmadığı zaman. Şimdi bu kayıpların esas sebebine inildi ve Türkiye bu kayıp yıllarını telafi etme şansı yakaladı. Neyle yakaladı? Siyasi istikrarla yakaladı. Hı hı. Şimdi bu kayıpların telafi etme babından birkaç konu bahsetmem lazım. Birisi siyasi kavga, istikrar, ikincisi yatırımlar, üçüncüsü stratejik atılımlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili hayal ettiği, uçağını yapan, arabasını yapan, sanayisini kuran ülke hayalleri ertelenmek durumunda kaldı. Yani bu ülke, bu millet bu hayallerini mecburen erteledi. Bu hayallerini gerçekleştiremeyen kadroları defalarca cezalandırılmasına rağmen tekrar zayıf partiler olarak milletin karşısına çıkıyordu. AK Parti sahneye çıktığı andan itibaren milletimiz kararı verdi. Bu parti bizim partimiz dedi. Benimsedi AK Parti. Önce bu parti bizim gönüllerimize kurul dedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini, sevgisini her geçen gün artırdı, güçlendirdi. Biz %34 ile başladığımız seçimlerde bir daha hiç %34'e düşmedik. Hep %49'lara kadar çıktık. Son sistemde de, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de %51'i geçmeden zaten Cumhurbaşkanı olunmuyor. Cumhurbaşkanımız da %51'in üzerinde oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Yani Türkiye siyasi istikrarın tadına vardı. Ve siyasi istikrar hızlı hizmet üretmeyi getirdi. O anlattığımız o büyük projeleri işte bu istikrar sayesinde yaptık. Hı hı. Yoksa yıllardır hatırlayın Ankara İstanbul arasındaki otobanın Bolu Tüneli'nin patates deposu yapılması bile konuşuldu. Hatta onu bir partinin birisi açmak istiyordu, öbürü açtırmak istemiyordu. Efendim orada arada tartışmalar çıkıyordu falan gibi bir sürü hikayeler. Artık bıkmıştık bu hikayelerden. Biz gelir gelmez hemen açıldı. Daha ondan sonra ne tüneller yapıldı. Hatta ondan sonraki ilk açılan en uzun tünel neresiydi? Ordu'daki Nefis Akçeli Tüneli'ydi. Uzun süre 4 kilometre uzunluğundaki tek gidişi 4 kilometre olan yani gidiş gelişi 8 kilometre olan tünel uzun süre en uzun tünel unvanını korudu. Daha sonra Artvin'de can kurtaran da 5 kilometre tüneli açtık. Yine kendi rekorumuzu yine biz kırdık nasip oldu. Sadece seçimlerde oy rekorları kırmadık. Hizmet rekorlarımızı da kendimiz kırdık bu süreç içerisinde. Şimdi tam nereye geldik? Asıl hayalimizdeki Türkiye'nin eşiğine geldik. Asıl hayalimizdeki Türkiye'de artık tam bağımsız, ekonomik bağımsızlığını eline almış, yabancıların onayına bağlı kalmaksızın kendi operasyonlarını yapabilen, kendi güvenlik operasyonlarını yapabilen, kendi silahını yapan, kendi arabasını yapan, kendi uçağını yapan, kendi denizaltısını yapan, hatta bunu yabancı ülkelere satan, onları yabancı ülkelerden yalvar yakar alan değil, yabancı ülkelere satan bir ülke haline geldik. Bu geldiğimiz noktayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Çok samimi gözlemimi söyleyeyim. 18 gündür aralıksız meydanlardayım, arazideyim, milletimizin içindeyim. Sağcısı solcusu. Gerçekten bu geldiğimiz aşama için herkes heyecanlanıyor. Vatan sevgisi eğer devam ediyorsa bir insanın, bu ülkeye bağlı, gönül bağı devam ediyorsa, bunları duyunca gerçekten şöyle bir duruşu değişiyor. Ne giriyor araya? Şahsi hesaplar, kıskançlıklar, yani siz oldunuz biz de olalımlar, makam hırsları. Biz bunlardan uzağız. Demin biraz önce siz söylediniz, dediniz yani değişimi nasıl yapıyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz? Evet. Bizde değişim olur. Bu değişim yaparken aslında vurguladığım şey şu. Şahısların makam mevkisi için yapılmaz bu görevler. Bu görevler halkımızla en güzel ilgilenip en güzel şekilde hizmeti yürütmek için yapılır. Onun için bu
yaptığımız çalışmalarda hem siyasi olarak, hem yatırımlar olarak, hem de sosyal olarak. Sosyal olarak ne? Oradan da birkaç cümle kurayım. Bir kere bu ülkeye özgüven geldi. Biz yaparız artık diye. Hı hı. Biz uzayda da yerimizi alırız, biz denizlerde de yerimizi alırız, biz petrolümüzü de çıkarırız, biz doğalgazımızı da çıkarırız, özgüvene geldik. Gençlerimiz artık bu yeni özgüvenli ülkenin gençleri. Ve geleceğe bu özgüvenle bakıyorlar. Bu kesintiye uğramazsa Meltem Hanım, geleceğin Türkiye'sini hayal edin. Gerçekten dünyada rakip tanımayan ve en gelişmiş ülkeler arasında yerini hızlı bir şekilde alacak bir ülke haline geldi. Tam bu aşamada bunun kesintiye uğramasını istemiyoruz. Milletimizden özellikle istirhamımız, bir oy bile önemli. Aman ha, bu sıçrayışımız, bu yeni aşamamız, Türkiye yüzyılının başlangıcı kesintiye uğramasın. Çünkü karşımızdaki ekipte ne var? Şimdi oraya gelelim. Evet. Belki onu soracaksınız. Onu soracağım. Şöyle bir şey. Araya bir virgülle biz Ordu Stüdyosu'nda ara verelim. Daha doğrusu aramıza önemli bir ismi de dahil edelim. Sayın Cem Küçük, gazeteci, yazar. Cem Küçük de sohbetimize dahil olacak. O da aslında Türkiye genelinden Ordu'ya nasıl bakılıyor, Ordu nasıl görünüyor bunu yorumlayacak. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma'nın yayına. Zorba iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cem Bey. Siz de hoş geldiniz. Birden ulusal moda geçtik galiba. Hoş bulduk. Sağ olun. Vallahi çok az bir süre kaldı. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki seçim atmosferini? Türkiye'den bakılınca Ordu özelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce kısaca bir Türkiye'den başlayalım. Tabii 81 tane vilayetimiz var. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bugün Giresun, Ordu, Samsun buraları gezdi, gördü, halkla bütünleşti. Muazzam bir kalabalık var. Geçen Rize ve Trabzon'da öyleydi. Aynı şekilde Giresun ve benzeri de öyle olduğunu söylemek lazım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bir miktar önde olduğunu düşünüyorum. İlk turda büyük ihtimalle, olmazsa ikinci turda kazanacağını düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanımız açısından sıkıntı görmüyorum. Tabii çok da kolay da görmüyorum. Hani böyle 2018 gibi, 2014 gibi böyle çok rahat alırız modu da olmadığını bir kez daha burada söyleyeyim. Şeye gelince meclis de önemli. Meclise muhalefetin HDP'yi de katarak söylüyorum. Çoğunluğu alması, onu da Cumhur İttifakı'nın yine alacağını düşünüyorum ama o daha ortada. Yani iki tarafta alabilir. Ben Ordu'yu da şöyle söyleyeyim. Ordu, hı hı, ülkenin büyük şehirlerinden biri. Bana göre de Karadeniz'in de en güzel yerlerinden biri. Bu seçimlerin bir beka meselesi olduğunu görüyoruz. Yani burada artık Türkiye'de işte bir yanda PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve o HDP'ye destek çıkan muhalefet partileri, başta Cumhuriyet Halk Partisi, Deva, Gelecek, Saadet, hepsi Demokrat Parti sahip çıkıyor. Yani PKK'nın elebaşları Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin kazanmaması gerektiğini söylüyor. Yani teröristler Sabri Oktan, Beze Hozat'a kadar işte biz inlerimizden çıkamıyoruz, bize sürekli bomba yağdırıyorlar. İşte Cumhur İttifakı kazanırsa iç huzuru bozarız gibi ki söylemleri var. Bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ama bu söylemleri devam ediyor. Ben de bu söylemleri böyle çok önemli ya da elzem gördüğüm için değil. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı son iki yıldır hepsini, teröristlerin hepsini zaten, hı hı, imha ediyor. Buradaki mesele bence artık birlik beraberlik içerisinde olmak lazım. Şimdi milletvekili listeleri yapıldı her ilde. Orada da yapıldı. Bildiğim kadarıyla birinci sırada Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer var. İşte Mustafa Marat Bey üçüncü sırada. İkinci sırada bir aday var. Artık şimdi burada bence sen ben kavgasını, listeler öyle olmuş böyle olmuşu bırakmak, hı hı, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani bir yanda ülkeyi hakikaten dışarıya böyle bağımsızlığını yok etmek isteyen bir HDP var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın bileşenleri, yani İHA SİHA'larla uğraşan, yok bunlarla bakacağız diyen, laf atanlar var. Muhalefetin yazar çizerlerinde benzer şeyler var. Bir yanda PKK, Suriye'de bir devlet kurulma hazırlıkları, bir sürü böyle şeyler yapılıyor. Öte yandan da işte Türkiye'yi büyütmek isteyen bir hükümet var. Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sayın Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Burada
son 20 yılda yani tüneller, yolları söylemiyorum bile. Hı. Ben bayramda Çanakkale Asos'taydım. Yani Çanakkale Boğazı bile, oradaki CHP'ler bile yani müthiş oldu. Buraya değer kattı, evlere, arsalara. Ya kendileri söylüyor bunu orada. Böyle muazzam bir değer var. O açıdan bunun kıymetini bilmek lazım. Sen ben kavgasını bitirerek de hep beraber orada da Cumhur İttifakı için çalışmak gerekir. AK Parti için, MHP için. Yani herkesin kendi görüşüne tabii elbette. Ya ben listeler üzerinde çok, ben bir tek orada Mustafa Bey'i şimdi görüyorum. Evet. Tek Milli Eğitim Bakanımızı tanıyorum. Yani o da işte ordudan konuldu. Eleştiriler, bir sürü şeyler de hani söylendi. Ama şöyle ama AK Parti seçmenine genel itibariyle baktığımızda sanki aday değil de lider odaklı bir oy potansiyeline sahip olduğu için, keza bahsettiğiniz gibi, sizin de gözlemlediğiniz gibi diyelim, orada özelinde de listelere biraz eleştiri vardı ama çok hızlı bu eleştiri övgüye de dahi hatta yer yer dönüştü. Galiba bu AK Parti'nin biraz lider odaklı seçmen şöyle, kitlesine sahip olduğunu gösteriyor sanki. Ben zaten bu tür tartışmalar olduğunu çok, yani tek tük mutlaka olacaktır. Bu her zaman olur ama Türkiye'nin gittiği bir yol var, yürüdüğü bir yol var. Bu yolu emin adımlarla alması lazım. O yüzden de o öyle demiş, bu böyle demişim, bence çok fazla bir önemi yok. Burada lider Erdoğan. Zaten herkese görev verilir. Bugün milletvekili olur, yarın bakan olur, yarın bir gün başka bir belediye başkanı, ilçe meclisinde üye olur, bir şey olur. Ya da hiçbir şey olmaz. Herkes kendi vatanına görev olarak da hizmet yapar. Bence bu tür kısır tartışmaları da bırakmak lazım. Yani orduda kapı kapı, ev ev gezip her yerde oy istemek ve Cumhur İttifakı'nı daha da güçlü hale getirmek gerekir. Ordu önemli bir yer. Büyük şehir. Yani Samsun, Ordu. Şimdi ben kendim Giresunluyum. Giresun büyük şehir, evet, değil ama orası da önemli. Bugün neticede önemli ki Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın kaleleri buralar. Yani Giresun, Ordu, Trabzon, Rize. Ya buraların kaybolmaması ve bu değerinin yine korunması lazım. Öyle de olacaktır. Yani benim ondan bir şüphem yok. Ama bu tür bir birliktelik mesajlarını hep beraber vermek gerekir diye düşünüyorum. Ayrı gayrı yapmamak lazım. Zaten ben şu anki durumda, yani bu ayrı gayrılık yapanların da çok davaya hizmet edeceği kanaatinde değilim. Yani Türkiye'yi büyütmek, bakın 21 yılda nereden nereye geldik biz. Yani eski Türkiye'yi çok iyi biliyoruz. Bazen metiyeler düzüyor muhalefet ama yani ben Zonguldak'tan, İstanbul'dan Giresun'a o 26 saatte geldiğiniz günler vardı. Ya yolları yok bilmem. Şimdi bunlar çok küçümseniyor ama şimdi 11-12 saatte, 10 saatte arabanızla rahat rahat otobüsle 12-13 saatte, 14 saatte geliyorsunuz. Tünelleri filan, şehir hastaneleri, yani hastanelerde rehir kalırsınız. İlaç bulamazsınız, ameliyat olamazsınız. 500 bin kişinin uçağa bindiği Türkiye'den bugün 35-40 milyon insan uçak biniyor. Bakın 2002 Türkiye'sinde 500, nüfus 67 milyon 500 bin. Bugün nüfusun yarısı. Yani bunlar muazzam rakamlar, evet, şeyler. Türkiye'nin tabii ki sıkıntıları var. Sıkıntı da olacaktır. Sıkıntısız da olmaz hayat. O açıdan da ben burada birlikte olup orduda da hep beraber çalışarak ordudaki en iyi sonucu almak lazım. 6 vekilin yani 3'ü, 4'ü, 5'i niye olmasın? Yani orada o potansiyel hedef bence altıda sıfır zaten. Evet, hedef altıda sıfır. Evet. Teşekkür ederiz. Bir tane MHP, daha önce ittifaklı 2018'de bir MHP var orada. İki de CHP var yanılmıyorsam. Yanlış, evet, mıyım? İki CHP, bir MHP ama MHP daha sonra Demokrat Parti'ye geçiş yaptı. Üç AK Parti. 4-5 inşallah yine 4 AK Parti bir MHP olur inşallah. Veya hepsi AK Parti. 4 AK Parti 2 MHP, yani o şekilde çıkar diye de düşünüyoruz. O açıdan bunların hepsine kıymet ve önem vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Birlikte olmak lazım. Sen ben hesabı yapmamak lazım. Herkese mutlaka Cenab-ı Allah bir yerde görev verecektir ya da önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bizi izleyen, evet, ordulara da samimi görüşümde hakikaten böyle. Bakın biz de televizyon kanal kanal hem bu Türkiye'nin geldiği durumu anlatıyoruz hem de Türkiye'nin nerede olması gerektiğini ve 21 yılda yapılan hizmetleri görüyoruz. Karşımızda öyle hizmet için gelecek bir anlayışın olmadığını görüyoruz. Yani KYK'ları serbest bırakayım. Efendim işte PKK'lılar muhalefet gelirse mutlu olacakları bir ortam var. Şimdi ya da muhalefetin de PKK'ya, özellikle CHP'nin
Yani PKK'ya biraz söylüyorlardı. HDP'ye tek laf etmediklerini görüyoruz. HDP'li yöneticiler her gün terörist başı Öcalan'a özgürlük, Kürdistan kuracağız, devlet kuracağız, PKK devleti kuracağız açıklamaları yapıyor HDP'liler ama muhalefetten İYİ Parti dışında bunlara çıt çıkmıyor. Yani altılı masa, yedi yardımcı, dokuz kişi, o biri bir şey diyor, biri oradan bir şey diyor, biri Libya konusunda anlaşamıyor, öbürü Suriye'den çekileceğiz, öbürü çekilmeyeceğiz diyor, biri liberal ekonomi diyor, biri devletçi ekonomi diyor. Kimin ne dediğinin haberleri yok. Cenevi Rifkin diye bir adam vardı danışman. Nerede belli değil. Herkes bir şey söylüyor. Bedava ev diyor. Bilge Yılmaz bedava olmaz. Bunun bir finansmanı var diyor. Bilmem böyle karşılıklı sözlerle gelip gidiyorlar. Dolayısıyla da bu durum zaten bu açmaz Türkiye'yi iyice boğar. O anlamda da Cumhur İttifakı'nın bu seçimleri kazanmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah evet. Bu orduda da belli olur. Bakın orduda mesela muhalefet kazanması mesela yani böyle bir şey düşünmüyorum ama mesela hiç iyi olmaz. Yani mesela moral bozucu olur. Yani bunu atıyorum Erzurum'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan biri. Ordu bilmem. AK Parti'nin işte, kalesi olduğu için diyorsunuz yani, herhalde. Yani tabii. Yani Giresun gibi, Trabzon gibi, Rize gibi, Erzurum gibi, Elazığ gibi, Afyon gibi, Kütahya gibi yani. Evet. Sayın Küçük bu kadar gibi. Yakın takip ettiğiniz için soruyorum. Milletvekili adayımız Mustafa Hamarat'a bir sorunuz var mıdır? Bir meslektaşımız olarak bir gazeteci gözüyle bir tavsiyeniz diyelim ya da sorunuz var mıdır? Estağfurullah. Yok Mustafa Bey muhtemelen zaten çok iyi çalışıyordur orduda. Kesinlikle. Bir şeyim yok ondan yani herhangi bir şüphem yok ama ilçeleri filan bırakmamak lazım. 2019'da yani yanlış hatırlamıyorsam Saadet adayıydı İdris Naim Şahin. %25 oy almıştı. Şimdi bu böyle bir şeye yer vermemek bence gerekebilir. Yani boş bırakmamak gerekir orduyu. Ordu önemli bir şehir. Yani hem Enver Bey döneminde hem şimdiki belediye başkanımız döneminde önemli işler yapıldı. Yani ordu çok önemli bir şehir oldu. Ben gördüm çok da güzel bir şehir. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani Giresun Belediyesi'ni yıllarca CHP yönetti. 2019'a kadar nasıl bıraktıklarını gördük. Yani her yerde görüyoruz. O yüzden de AK Parti'nin belediye hizmet anlamında da burada hizmetlerini devam ettirmesi gerekir. Bence Sayın Erdoğan'ın dediği Cumhurbaşkanı'nın yani ev ev kapı kapı gezip bu davayı bunu anlatmak lazım ve Türkiye'yi bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu yolda ilerlenir. Peki. Teşekkür evet, ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Gerçekten şunu söyleyeyim size, 18 gündür aralıksız, bayramda bile ara vermeden arazideyiz. Kapı kapı geziyoruz, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Şimdiye kadar 20 yıldır ben ilk 2002 seçimlerinde de Ordu'da listenin sonundan adaydım. O zaman Türkiye'nin en genç adaylarından birisiydim. Sonra iki dönem milletvekilliği yaptım. Şunu size söyleyebilirim ki, şimdiye kadar yaşadığımız bütün seçimlerden bir tık daha iyi hava var. Yani seçmen gerçekten özellikle sizin altını çizdiğiniz bu terörle irtibat konusunda özellikle kadınlarımız o kadar kararlı ki halkımızla irtibatta bize bunu açık açık daha bizi söylemeden ama ha bizi teröristlere bırakmayın diye dualar ediyorlar bize. Müthiş bir hava var yani destek var, dua var arkamızda. Emin olun hemşerimizsiniz. Giresun bize çok iç içeyiz, beraberiz. İlk baktığınız yer orada olsun. Allah Allah böyle mi oldu diyeceksiniz. Kesinlikle şimdiye kadar aldığımız sonuçlardan daha güzel sonuç alacağız. Biz altısını da almaya çalışacağız. Ama altısını alamasak bile ona çok yakın bir sonuç alacağımızı size şimdiden temin edebilirim. Ama inşallah altısını alırız. İnşallah ben hepsini alacağınızı düşünüyorum inşallah ve başarırsınız da başarılacağını da düşünüyorum. Yani burada başarmamak için de bir sebep yok. Mitingler çok iyi geçiyor. Ordu da Samsun'da, Giresun çok kalabalıktı yani bütün Erdoğan'ın gittiği yerlerde. Bu yüzden insanlar milli bilinç konusunda bence çok uyandılar. İnşallah bu uyanma konusu da aynen böyle devam eder. 10 gün, işte bugünü saymayalım 9 gün var artık. Boş bırakmadan bunu iyice götürmek lazım diye düşünüyorum. Evet, peki. Gençlerimiz ve kadınlarımız özellikle bu altını çizdiğiniz konusunda, terör konusunda çok hassaslar. Ve mesajı almış durumdalar. Kesinlikle tehlikeyi görmüş durumdalar. Bizi aman ha diye uyarıyorlar. Biz de o konuda çok müsteriyiz. Yani onu anlatmak zorunda bile kalmıyoruz. O konuda sizi araziden böylece bilgilendirmiş olayım. Size bilgi aktarmış olayım. Peki ama ordu tabii şimdi seçim gecesi bakılacak illerden biri. Yani her ile bakılıyor da
Evet. Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Ordu'daki seçim sonucuna bakın, Türkiye aynısıdır. Bu anlamda ordunun ne kadar önemli olduğu da anlaşılıyor. Evet. Aynen. Şimdi orada tabii ordu büyük şehir olduğu için hani 2019'da bazı büyük şehirler kaybedildi ama böyle Trabzon, Ordu, hı hı, Samsun, oradaki büyük şehirler, Konya, Kayseri, bunlar yine AK Parti'de elindeler. İnşallah bunun devamı gelecektir il il böyle. İyi çalışılırsa, halka iyi anlatılırsa, çözümlerin nasıl olduğu da gösterilirse, Türkiye'nin yürüdüğü yol gösterilirse, şimdiki o bazı sorunlar, onlar kısa vadeli sorunlardır. Onlar da giderilecektir. Bunlara çok takılmamak lazım. Yani AK Parti 21 yılda biz de engeller gördük. Yani 367 skandalları, efendim işte e-muhtıralar, FETÖ'nün darbe girişimleri, 7 Şubat hadiseleri, hendek kazmalar, ya onun dünya kadar olay oldu ama hepsi aşıldı. İnşallah bundan sonra da hepsi aşılarak devam edecektir. Yani bu yılmadan çalışmak lazım. Peki. Teşekkür ediyoruz sayın küçük katkılarınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Ediyorum. Vakit ayırdığınız için de ayrıca tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, Cem Küçük de usta bir gazeteci olarak yorumlarıyla aslında çok objektif değerlendirmeleriyle katıldı diyebiliriz. Gözlemledi, rehavete de kapılmamak lazım diyerek bir uyarı da verdi sanki evet. Sayın Hamarat ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Karadeniz özelinde bakıldığında evet terör başlığını konuştuk. Terör özellikle kadınlardan ve gençlerden dediniz. Bizim konuşmaya ihtiyacımız kalmadan tepki görüyoruz. Hatta dilerseniz küçük bir VTR'miz var. Onunla ilgili siz söze başlamadan bir hanımefendi araya giriyor ve az önce bahsettiğiniz duygularla sizin konuşmaya başlamadan önce kendi duygularını anlatıyor. Öyle bir VTR'miz var. Önce bir VTR'mizi izleyelim. Ne demek istediğimizi o VTR'nin üzerinden konuşalım. Biz Erdoğan'la Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracak insana oy verecek kadar fikirsiz bir insanlar değiliz. Allah razı olsun. Bu olay bizim için. Bizim için de namıza gerek. Sizin şehitlerimiz var. Onlar bize hakkını helal eder mi? Evet. Yemeği ekmek bulamasak bile biz onların kanını yerde bırakmamalıyız. Allah razı olsun. Ortaklarımız var Cumhur İttifakı'nda. Ortaklarımızın da en hassas olduğu konular. Bu konular bizim ortaklığımız zaten bu konuda hassasiyetimiz üzerine. Bizim teröre göz açtırmamız mümkün değil. Türkiye küçülmeden bu pandemi döneminde, ekonomi döneminde küçülmeden yoluna devam etti. Bütün bu başarılarımızın altında sizin imzanız var, sizin destekleriniz var. Sizin bir oyunuz çok önemli. Bir tane oyu eksik verirseniz biz bu işleri yapamayız. Onun için hepinizden istirhamımız, ricamız. Hem duanızı eksik etmeyin, hem oylarımızı kaçırmayalım. Sizler, kadınlar özellikle şunu hissetmiş durumdasınız. Birileri teröristlere ümitler veriyorlar. Onları serbest bırakmaya vaat ediyorlar. Onlarla kol kola girdiler. Aman ha, ben siz şimdi konuşmadığınız için gittiğimiz yerlerde kadınlar bize konuşmadan bize söylüyorlar bunu. Bize aman teröristleri bırakmayın, aman bizi terörle işbirliği yapanlara teslim etmeyin ülkeyi diye bizden rica ediyorlar, dua ediyorlar. Ben de o duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Galiba sahada zaten muhalefetin ne yapacağına bakılmaksızın HDP ile olan ilişkisi büyük bir tepkiye neden oluyor. AK Parti'nin Karadeniz'de kalesi sayılan illerde. Orada onlardan bir tanesi galiba. Tabii buralarda gerçekten terör belasından çok çekildi. Dedik ya Türkiye'nin çok kaybı oldu. 80 öncesi sağ sol davalarından gençlerimiz gitti, yiğitlerimiz gitmiş. Bu dönemde de yani sonraki dönemde de terör belasından neredeyse her köyde şehit mezarlarımız var. Bunlar gencecik çocuklar. Kimisi hiç evlenmemiş, kimisi evli küçük çocuğunu bırakmış, yetimini dulunu bırakmış insanlar. Şimdi bunlar hiç yokmuşçasına birileri milletin gözünün içine baka baka yani utanmadan teröristlere ümit verebiliyorlar. Onları serbest bırakmaya vaat edebiliyorlar. Ve milletimizin karşısına çıkabiliyorlar. Bunu milletimizin görmemesi mümkün değil. Yani nasıl bir haleti ruhiyeyle bunlara rağmen, bu duruşlarına rağmen millet kandırabileceklerini düşünüyorlar anlamak mümkün değil. Ama biz zaten işte görüntülerde de gördünüz, biraz bize söyledim. Halkımız bu konuda çok kararını vermiş durumda. Bize daha kendileri biz anlatmadan söylüyorlar zaten. Biz de anlatıyoruz tabii ki. Yani ne yapmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Aslında biz daha çok ne yapmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Yani biz Türkiye'nin bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Türkiye'nin güvenliğini uzaydan, denizden, dış ülkelerde yapılan atraksiyonlardan her taraftan korumaya çalışıyoruz. Türkiye'yi biz büyütmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye AK Parti kurulduğunda neredeyse bölünmenin eşiğine gelmişti zaten. AK Parti şu anda bile hala Türkiye'nin her yerinde teşkilat kurabilen, her yerinde aday çalışması yapan tek partiyiz biz.
en geniş şekilde çalışabiliyoruz. Bu ne demek? Türkiye'nin bütününün harcıyız biz, teminatıyız biz AK Parti olarak. Cumhur İttifakı olarak da aynı şekilde bu hassasiyetler üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın inşallah biraz önce Cem Bey'in de dediği gibi ben ilk turda seçimi alacağımıza inanıyorum. Milletimizin gözünün önünde bu kadar açık cereyan eden bir olayda ben bunu milletimizi kandırabileceklerini düşünmüyorum karşı tarafın. Hele hele hiç ortak hayalleri yokken, hele hele elleri boşken, hele hele yapacakları, vaat ettikleri inandırıcı ortak hiçbir projeleri yokken bunu milletimizin buna ikna olacağını düşünmüyorum. Şimdi bazen izliyoruz ulusal kanallarda, işte mitinglerinde falan. Öyle şeyler söylüyorlar ki yani iktidara gelseler Allah korusun bir araya gelseler memleket için ne yapacaklarını konuşsalar daha ilk oturumda aralarında kavga çıkar. İlk oturumda. Hiçbir ortak hayalleri yok, hiç ortak programları yok, hiç ortak projeleri yok. Ama sadece yıkım üzerine, sadece AK Parti'yi durdurma üzerine, sadece Türkiye'nin bu Türkiye 100 yılı başlangıcındaki ortaya koyduğu bu çalışmaları durdurmak üzerine bir işbirliği söz konusu. Bilemiyoruz yabancılar neler vaat ediyor bunlara da böyle bir şeye kalkışıyorlar. Nasıl bir ödüllendirecekler onu da bilmiyoruz. Daha önce yaşadıklarımıza bakarsak bilmiyoruz ama az çok öngörülerimiz var neler yapabileceklerini. Türkiye'yi borç bataklarına sokulduğu dönemleri biliyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin tehlikeye gittiği o dönemleri biliyoruz. Maaş ödeyemediği dönemleri biliyoruz. Bunları tekrar yaşamak istemiyoruz. Evet, özellikle sanki 90'lı yıllar. Tabii. 95, 96, 97 galiba. Terörün hepimizde çocuk zihninde bile büyük travmalar yarattığı dönemlerdi. Sadece bir şey söyleyebiliriz Meltem Hanım. Yani bu altılı masa, yedili masa iktidara geldiğinde ne yapar dediğinizde söyleyecek tek kesin cümle var. Kavga ederler. Ve bu kavgayı topluma yayarlar ve siyasi kaos çıkarırlar. Türkiye'de siyasi bunalım dönemi başlar ve bu millet çok yıllarını kaybeder, çok enerjisini kaybeder, çok kaynağını kaybeder. Onun için bundan başka kesin söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Mesela şunu yaparlar diyeceğimiz hiçbir şey yok. Bir kere mesela köprü yapabilirler mi? Konuşalım, buyur. Bir kere diyecek ki Temel Bey... Ciddi vaatleri var ama bakın, vaatler yarışıyor mesela, yani meydanlarda. Mesela bir tanesini bana hatırlatınız. Var mı aklınızda bir tane? Ya aklımda olan mesela çok halkın da merak edip sorduğu. Burada bazen sonuçta Millet İttifakı'nın evet. temsilcileriyle de programlar evet. yapıyoruz. Oraya gelen sorular mesela 15 bin TL olacak mı emekli ikramiyesi? Emekli... Ev hanımlarına maaş bağlanacak mı? Daha çok böyle bunları dikkate almış seçmen vaatler arasında. Yani resmen seçmene şey daha atarak oy devşirmeye çalışıyor değil mi tek tek? Ben şimdi bir soru soralım. 15 bin lira olacak mı değil mi? Hangisinin fikri sizce partilerden? Oradaki masadaki partilerin hangisinin fikri? Birisi 15 olsun diyecek, birisi 10 olsun diyecek, birisi hiç olmasın diyecek, birisi lüzumsuz diyecek, birisi bütçede para yok diyecek. Sonra diyecek anlaşamadık diyecekler. Anlaşabilseydik verecektik diyecekler. Buyurun. Evet şu an siz sorunca ben de şunu fark ettim. Doğru hani hastane yapacağız, yol yapacağız, köprü yapacağız gibi bir vaat yok. Çünkü zaten herhalde yapılmış. Yok hem yapılmış var ama biz hala yeni yapacaklarımızı vaat ediyoruz bak. Bak evet. biz o kadar yaptık. Hala daha yollar yapacağız diye vaat ediyoruz. Onların bir tane öyle vaadi yok. Olsa da zaten yarısı lüzumsuz görür yapmayalım diyecek. Mesela köprü mesela orada Temel Karamollaoğlu Bey var değil mi? Mesela o köprüler lüzumsuz görüyor mesela. Ya arabayı lüzumsuz görüyor mesela. Tokul lüzumsuz görüyor. Şimdi diyelim ki bir icraat söyleyeyim bana. En azından iki tanesi, üç tanesi ele alalım. Biri diyecek ki birisi konut yapıyoruz, yapacağız diyecek. Öbürü yapmaya gerek yok diyecek. Diğeri diyecek ki yaparsak parasını peşin almamız diyecek. Öbürü bedava verelim diyecek. Öbürü parasını bir yerden borç bulmamız lazım yani diyecek. Yani sizin yorumunuz nerede çokluk orada karışıklık. Hayır çok açık yani bu millet bunu evet. biliyor yani bunu yani kaç kere yaşadı bunu. Bir tane işi bile yapmadı. Bizim milletin çok güzel bir sözü vardır. Çatal kazık yere batmaz diye çok güzel bir atasözü vardır. Evet. Yani çatal kazık yere batmaz. Koalisyon dönemlerinin ne olduğunu bu millet biliyor. Daha şimdiden koalisyon dönemleri yapıyorsunuz. Ucube diyorsunuz Cumhurbaşkanı sistemine. Peşinden Cumhurbaşkanı sistemi üzerinden acayip ucube görev dağılımları yapıyorsunuz. Bakanlıklara dağıtacaksınız efendim oy oranlarına göre dağıtacaklarmış bakanlıkları olmadı. Belediye başkanlarını gezdiriyorlar yanlarında belediye başkanına cumhurbaşkanına yardımcılığı gibi asıl ucubenin alasını milletin önüne sunuyorlar. Evet. Yani
belediye başkanlığı görevi yapsın diye seçilmiş insanları Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diye. Aynı zamanda şöyleymiş sistem. Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaparken belediye başkanı da devam edecekmiş falan. Ya çocuk mu kandırıyorsunuz yani? Diyorsunuz ki aslında onlar da ne yapacağını bilmiyor şu an. Yani bu böyle bir muamma sunuluyor. Ben inanmıyorum milletimizin böyle bir muammaya oy verip de macera yapacağına, deneme siyaseti deneme tahtası haline çevireceğine inanmıyorum. Şimdi yürüyen bir program var bu tarafta. Yapılacak işler var. Yapılacak işler demişken süremizde son 10 dakikası içerisindeyiz. Biraz kadar, hiçbir şey kalmamış. Orada yapılacak işleri konuşalım. Orada yapılacak işleri konuşalım. Keza ordunun aslında ya da orduların en duymak istediği konu başlıklarından bir tanesiydi. Fatsa Çevre Yolu. Bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçi fındıkla ilgili de acaba bir şey diyecek mi diye bekledik. Fındığı konuşmadı. Özel bir sebebi var mıydı fındıkla ilgili hiçbir açıklama yapmamasının diyelim. Orada neler yapılacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdelerle birlikte sözü size bırakalım. Yolu AK Parti yapar diyor halkımız. Biz gidiyoruz, yolu kim yapar diyoruz. Ben soruyorum, yol istiyorlar. Yolu kim yapar diyorum, AK Parti yapar diyorlar. Yoldan başlayalım o zaman. Evet. Fas'a çevre yolu çok ihtiyacımız olan bir yol. Artık Fas'a'daki duble yol kaldırmıyor. Şimdi bunu ihalesini yapacağız dedik biz. Büyük ihtimalle inşallah diye yani büyük ihtimalle diyoruz. Seçim alacağız inşallah. Biz yapacağız. Demin konuştuğumuz konuya bağlayayım mı? Buyurun. Mesela Allah korusun bu yedili masa kazansa sizce bu yolu yapar mı? Vaatler arasında var. Bence gerek yok diyecekler. Yarısı gerek yok diyecek mesela. Zaten aşağıda duble yol var diyecek. Birisi diyecek ki bugün diyecekler çift numaralı plaka geçsin. Yarın çift tek numaralı plaka geçsin diyecekler. Bunu uydurmuyorum ha. Bunu yaptılar İstanbul'da. Daha önce İstanbul trafiği nasıl çözüyordu biliyor musunuz muhalefet iktidardayken? Bir gün çift numaralı araçlar trafiğe çıksın, bir gün tek numaralı araçlar trafiğe çıksın diye çözüyordu. Gerçek mi? Evet. Çok hafızım yani o kadar giremedim geriye yani çok genç değilim ama hatırlayamadım. Belki çocuk yaşlarda değil mi? Siyasetin içinde değildim bilmiyorum ama. Ben İstanbul'da yaşıyordum o zaman. Böyleydi çözümler, böyle komik çözümlerdi. Suyu tankerle çözmeye çalışıyorlardı. Yani boru henüz icat edilmemişti. Şimdi diyorlar ya bazı siz mi icat ettiniz bunları? Ya şaka gibi gerçekten böyleydi. Bakın biz şimdi diyoruz ki Fas'a Kumru Korgan Niksar. Fas'a Aybastı Reşadiye Tokat Sivas. Ünye Akkuş Niksar yolu şimdi diyoruz. Bunlar Allah korusun iktidara gelseler diyecekler bir tanesini elinize yetmiyor. Niye bu kadar yol yapıyorsunuz diyecekler. Ya diyorlar ya köprü niye lüzum var fazla yaptınız diye. Kuzey Marmara yoluna gerek yoktu fazla yaptınız diyorlar. Şu anda dolu zor insanlar zor yetişiyor yani. Zor cevap veriyor ihtiyaca. Şimdi bunları biz yapacağız inşallah. Bizim hızımız kesilmedi arttı. Çalışma iştahımız da arttı. Bunlar bizi yoruldu zannediyorlar. Biz yorulmadık. Hemen de görüyorsun bayrak değişimi yapıyoruz. Mustafa Amarat mesela 8 sene milletvekili yaptı. 8 sene başka görev yaptı. Evet. Şimdi tekrar milletvekili bayrağını alıyoruz. Sağda hiç yorgun görünmemişken bir de değil sanki mi? Benjamin Button gibi yıllar geçti de gençleşiyorsun. Yeni başlamış. Böyle bir durum da var. Bir şey yeni adaymış şimdi heyecanlıyım. Özel diye sorduk. Yok dediniz vallahi. Çok teşekkür. Genetik diyelim o zaman. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Moral verdiniz bana. Yani bu mesela başka bir konu. Şehir hastanesi. Kesinlikle hastaneye gerek yok diyecekler. Ben size söyleyeyim. Bunlar çok büyük hastaneler diyecekler. Bunlara gerek yok diyecekler. Bu inşaatları bile yarım bırakırlar. Burayı başka bir şey yapalım diye konuşurlar. Okul. Bu kadar okula gerek yok diyecekler. Öğleden önce öğleden sonra çift eğitim yapılıyordu. Biz iktidara geldiğimizde Ordu'da bütün okullar çift eğitimdi. Öğleden biz önce, de öyle okuduk. Sabahçı evet, öğleci. Sabahçı öğlenciydi hepsi. Niye ne gerek var diyecek. Ortaklardan yarısı diyecek gerek var yarısı yok diyecek. Nasıl yapacaklar? AK Parti diyor ki hayır gerek var. Ne ihtiyaç varsa gerek var. Bakın bizim prensibimiz ne biliyor musun Mert Hanım? Halkımız neye gerek duyuyorsa bizim için ona gerek var. Olsun diyor mu vatandaşım? Olsun diyorsa ihtiyaçtır. İstiyorsa ihtiyaçtır. Bakın şu ders anda... Ders kitaplarının bir defa bedava dağıtılması benim çocukluğuma dair gittiğimde önemli bir gelişmeydi diyelim. Önemli bir kolaylık oldu birçok aileyi rahatlatan. Bak Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı mesela. Dedi ki Ünye'de, Fas'ta'da doğal gaz kullanma başladı. Tüm ilçeler için Perşembe'de başladı. Tüm ilçeler için de şu anda doğalgaz vaat ettik ve yerlere hazırlandı. Bir kısmının inşaatı yapılıyor. Dökme olarak yapılacak ve bütün ilçelerimizde doğalgaz yakılacak. Bakın şimdi. Şimdi bu Allah korusun bir yedili masa iktidara gelse ordunun bütün ilçelerine doğalgaz olsun der mi sizce? Vaat olarak söylüyorlar bilemiyorum.
Vallahi hangisi söylüyor? Yani milletvekili adayları söylüyor. Tabii bir liderden duymadık henüz. Yani. Birisi söylüyorsa öbürü olmaz diyecek kesin. Gerek yok diyecek. Ya dediler bunlara zamanında. Hep oldu bu işler. Ya biz tek başına iktidarken zor yetişiyoruz koşa koşa. Bunlar gelecekler. Bir kere kaç tane yardımcısı olacak? Kaç kişiye söz verdiler sayamadık en son. Yani, bir defa tüm parti liderlerinin altılı masayı temsil eden aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı. Tabii. İki de belediye başkanımız var. Var. 8 oldu şu an. Yani Kemal Tepe 7. Bir Cumhurbaşkanı olacak, bir kendini siyasi figür olarak, lider olarak geleceğin Cumhurbaşkanı olarak gören yardımcıları olacak. Sonra liderler şeyi olacak, komisyonu o artık ne olacak bilmiyorum. Liderler olacak 6-7 tane, yarısı masanın altında yarısı üstünde. Bir de bakanlar olacak falan. Artık seyredin yani. Siz böyle anlatınca karmaşık geliyor gerçekten. Bilmiyoruz hani şimdi. Ya nasıl bir kaos ya. Ya diyorum ya, gerçekten gençlerimiz ve kadınlarımız bunu düşünmüşler ve bize diyorlar ki, tabii ki erkekler hakkını yemeyelim, onlar da söylüyorlar. Ya bizi nasıl bir kaos hazırlıyorlar, aman ha diyorlar yani bize. Ya biz lan gittiğimiz yerlerde var ya, ben dün yine gittim Perşembe'nin köyünde, meşalelerle falan karşılandık. Yani 20 yılı geçmiş, İlk defa iktidara gelecekmiş gibi karşılanıyoruz. Çünkü bu tehlikeyi görüyor milletimiz. Bunlara bir şey demiyor diyor, bunları kovmuyor diyor. Milletimiz zannediyorlar ki kandırdık. İşte meydan bugün gördünüz. Hı hı. 50 bin kişi vardı. 7 parti bir araya geldi. Bizim yarımız kadar vardı. Fark ortada. Yani ordu meydanında, miting gündemine geri dönmüş olduk ama ordu meydanındaki sayıdan fark ortada. Cumhurbaşkanımız geldi. Cumhur İttifakı'nı da destekledi, geldiler. Cumhur İttifakı ortak partilerimiz de geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylarımız da oradaydı. Büyük Birlik Partisi adaylarımız da gelmişlerdi. Belki arkadaşlarını da çağırdılar, geldiler. Ama sonuçta biz 50 bin kişiydik bugün ordu meydanında. Bizden bir gün önce 7 parti diyelim, daha ne kadar destekçiler var bilmiyoruz. Toplam bizim yarımız kadar insan vardı meydanda. Yani yarımız kadar yoktu bile. Daha azdı. Yarımızdan daha azdı. Şimdi aslında ilgi alaka ortada ama buna rağmen hala bir algı yönetimi var. Hala daha sanki yani Cumhurbaşkanımız seçimi kafa kafaya gidiyormuş, hı hı, gibi bir algı yönetimi yapıyor. Ben birinci turda alacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Ben milletimizin böyle bir kaosa geçit vereceğini düşünmüyorum. Peki meclisteki çoğunluk olarak? İddialı bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun. Biz bu seçimi aldığımızda onların o teşkilatlarında görev alan CHP'li, İYİ Partili, diğer hangi işte Deva Partili, Gelecek Partili diyelim, işte Saadet Partililer, hepsi derin bir nefes alacaklar. İyi ki biz kazanamadık, ne yapacaktık biz birbirimizle diye. İyi ki kazanamadık diyecekler, iyi ki AK Parti kazandı diyecekler. Bence şu anda nasıl bir filmin içinde oynadıklarının farkında bile değiller. Ya da farkındalar, geri dönemiyorlar. İş bir inada bindi demiş. Bir fıkra anlatayım mı? Buyurun. Son birkaç dakikamız zaten, buyurun. Güzel bir fıkrayla bitirmiş olalım. Evet. Bir yerde iki kişi tartışıyorlarmış. Birisi diyormuş ki bu meşe kütüğü. Öbürü diyormuş hayır, bu gürgen kütüğü. Şimdi orada da ikisi de var ağaçların. Biri hem meşe hem gürgen. Bu arada bir yere gidecekler. Bir düğün alayı yola çıkacak. Birisi demiş ki ya alay, düğün alayı geç kaldı. Ya demiş, sen bunun meşe olduğunu biliyorsun. Ne ısrar ediyorsun? Bak bir yere geç kalacağız. Demiş ki dedik bir kere demiş. Dedik bir kere de inat ediyor yani. Bir kere ağzımdan çıktı demiş. Dedik bir kere demiş. Şimdi orada ağzıydı. Dedik bir kere. Bir kere bir şeye girdiler ama nasıl bir muammaya, nasıl bir kaosa Türkiye'yi sürüklemek için gittiklerini bence anlasalar bile şu anda belki dedik bir kere diyerek geri dönmüyorlar ama biz kazandığımız sabahleyin hepsi nefes alacaklar. Diyecekler ki biz çok kötü bir şey hazırlamıştık. İyi ki millet bize inanıp bize oy vermedi diyecekler. Emin olun bundan. Çünkü her şey ortada. Biraz önce anlattık. Sadece oradaki hizmetleri konuşacaktık. Bak onu da konuşamadık bu arada. Onlar bile kaosa kurban gider. Türkiye'deki büyük hizmetler zaten gider. Bunlar uzay yatırımlarımız var bizim, gençlerimizi heyecanlandıran. Denizlerdeki yatırımlarımız var. Gaz çıkarma, petrol çıkarma çalışmalarımız var. Türkiye'yi zenginleştireceğiz. Daha Türkiye gerçekten dünyanın bu hayal değildi bizim. Hı hı. Asıl ta baştan beri sloganımızdı biliyorsunuz. İlk 10 ekonomisinin içinde yerini alacak diye. Bu aynı zamanda bizim tam bağımsız bir ülke hayalimizi de gerçekleştirmemiz olacak. Bu hayallerin hepsi böyle bir kaosta kurban gider. Tek gündemimiz olur. Hangi partinin bakanı, hangi partinin bakanıyla
tartıştı, anlaştı, anlaşamadı. Hangi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı'nı dinledi, dinlemedi, birbirleriyle ne sürtüştü? Hangi lider hangi programa karşı çıktı? Hangi lider hangi lideri ikna etti? Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin gündemini? Allah korusun diyoruz yani. Ya böyle bir kaosla ülkeyi sürüklemeye gerek yok diyorsunuz. Gerek yok. Milletimizin buna geçit vereceğine ben inanmıyorum. Ben bu milletimizi tanıyorsam, bu milletin içinden çıkmış birisiysem ki içindeysem hala ve bunun hiçbir emaresini görmedim arazide. Yani böyle bir kaosa geçit verecek gibi durmuyor milletimiz yani. Evet, gittiniz son birkaç dakika ama hani arazide görmüyorum deyince, arazide böyle objektiflere çok samimi görüntüler yansıyor, sıcak ve samimi, gerçekten teveccüh gördüğünüz. Sordum sizle gezen ekip arkadaşlarıma da, planlı mı gidiliyor? Hayır, yani hepsi doğal, organik ortam mı diyelim ya da? Ben şeyi çok seviyorum, doğaçlama programı yapmayı çok seviyorum. Evet. Çünkü çok daha böyle samimi diyalog kuruyorum. Muhalifleri de seviyorum. Muhaliflerle konuşmayı da seviyorum. Hatta bazıları da bana muhalif bulun diyorum. Yani ama karışmayın diyorum. Ben tartışacağım diyorum. Evet, karşı yani, tarafı cevapsız bırakabiliyorsunuz. Seviyorum yani o şeyleri. Çünkü ben kafamın arkasında bir hesabım yok. Yani vatanını seven, milletini seven herkesle her konuyu tartışırım. Ha adam düşmansa, vatana millete düşmansa ona bir şey konuşmaya gerek yok zaten. Ona ki hiçbirimizin yani onun için gittiğimiz yerlerde gördüğünüz manzaraların hiçbirisi önceden ayarlanmış değildir. Evet. Sürprizdir. Sizin ekibe de sürpriz oluyor bazen. Evet. Onlar da çünkü görüyorlar. Yani davul zurnalarla karşılanıyoruz. Çok güzel alkışlarla karşılaşıyoruz. Mesela birkaç yere gittik. Çalışan insanlarla görüşüyoruz. İşinin başında patronlar dedi ki biz ilk defa işçinin işinin başında alkış yaptığını gördük dediler. Bunları yaşıyoruz. Çok duygusal anlar da yaşıyoruz. Ben çok güzel bir şey evet, var. Bir iddianız var bu manzaradan sonra zaten. AK Parti belki de siyasi tarihinin en yüksek oyunu alacak bu seçimde ordudan diyorsunuz. Ben o kanaatteyim. Yani bunu uzaktan bakarak söylemiyorum. 18 gündür bölgedeyim. Halkımızla beraberim. İşte görüyorsunuz görüntüleri. Yani bunun doğal sonucu bizim şimdi 2002'den bu yana 20 yılı geçtiği süreden bu yana aldığımız bütün oy oranlarından ben bir tık daha iyi oy alacağımızı düşünüyorum. Ve bunu görüyorum yani. Sahada bunu okuyorum diyorsunuz. Evet okuyorum yani. Peki çok teşekkür ederim o zaman. Veda içinde birkaç cümleyle size söz verelim tekrar. Ben bizi izlemeye devam edin diyorum halkımızı. Desteklemeye devam edin diyorum. Duvarlarınızı kesmeyin diyorum. Durum ortada. Artık siyahla beyaz kadar fark var arada. Çok fazla kafa karışıklığına mahal verecek bir şey yok. Bir tarafta net programlar var, öbür tarafta bir kaos hazırlığı var. Kendi şöyle bir soru sorarak kapatmak istiyorum. Kendi yapacak bir işiniz olsa, mesela bir tane ev yapacaksınız. Oraya iyi bir usta mı çağırırsınız, yoksa birbirini dinlemeyecek 7 tane adam mı çağırırsınız? Herhalde tecrübeli, daha önce defalarca ev yapmış bir ustayı çağırıp ona teslim etmek istersiniz. Eğer memleket meselesi bir ev yapmak kadar ciddiyse en az, ki ondan daha ciddidir, o zaman usta çağrılır, denir ki ben böyle bir ev istiyorum. Usta belki de çok tecrübeliyse onun istediğinden daha güzelini bile yapar. Ama 7 tane birbirini dinlemez, 6 tane birbirini dinlemez, birbirine aynı ev deyince aynı şeyi anlamayan, birisi villa anlıyor, birisi apartman anlıyor, birisi kulübe anlıyor, birisi sığınak anlıyor, birisi barınak anlıyor. Düşünün yani böyle bir benzetmeyle anlatayım. Böyle 7 kişilik bir heyete teslim ederseniz nasıl bir ev çıkar ortaya? Nasıl bir ucube çıkar? Düşünün. Ona göre bizi takip etmeye devam edin. İnşallah mahcup olmayacaksınız. Çok güzel hizmetlere yapacağız hep beraber diyorum. Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesi kucaklıyorum. Sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Seçim 2023'te bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama TV52'de canlı yayınlar tüm hızıyla devam ediyor. Artık bugünü saymazsak 9 gün kaldı. 9 gün boyunca mesaideyiz. Sizler için siyasi isimleri sizlerle buluşturmaya da devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.